Altın Rehber programından tekrar merhabalar. Sevgili seyirciler, Trakya'nın en önemli ilçelerinden Çorlu'dayız. Çorlu hızla gelişen, değişen bir ilçe. Tabii bu gelişim ve değişime katkı sunan genç girişimcileri sizlerle tanıştırmaya da devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Engin Dündar. Özellikle 99 depreminden sonra zemin etüdünün önemi çok arttı. Sayın Engin Dündar da bu alanda çalışmaları olan Mavi Jeoteknik firmasının genel müdürü diyelim, firma yetkilisi diyelim. Çalışmalarıyla ilgili, firmasıyla ilgili bu sektörün ve bu mesleğin önemi ve geleceğiyle ilgili özel bir röportajımız olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımak isterim ve aslında mesleğinizi de tanımak istiyorum. Zemin etüdü dedim ama siz başka şeyler de yapıyorsunuz. Hem sizi tanıyalım hem bu sektöre giriş hikayenizi izleyicilerimize paylaşalım. Dediğiniz gibi 99 depremiyle birlikte ben de üniversiteyi kazandığım senedir. Jeoloji mühendisliğinin önemi arttı Türkiye'de. Çıkarılan yeni genelgelerle, kanunlarla artık bu da diğer mimarlık, inşaat mühendisliği dalları gibi zorunlu hale getirildi. Yani bir bina yapılmadan önce bu bir fabrika olsun, konut olsun ya da bir işletme binası, tatil yöresi fark etmiyor. Bütün yapılar için bir zemin etüdü yapılması zorunlu hale getirildi. Bu noktada aslında ben sizin yaptığınız işin de ne olduğunu izleyicimizle paylaşmak isterim. Bir jeoloji mühendisi dolayısıyla Mavi Jeoteknik olarak sizin yaptığınız iş tam olarak nedir? Neler yapıyorsunuz? İnşaat yapacak firmalara zeminin özelliklerini belirleme aşamasında yardımcı oluyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların tamamına zemin etüdü deniyor. Zemin etüdü neleri kapsar? Bina yapılacak arazinin temel boyutları belirlendikten sonra sahaya gidip bina yapılacak yerde ilk önce araştırma sondajları yapıyoruz. Binanın yüksekliğine ve metrekaresine göre bunların derinlikleri ve sayıları değişiyor. Akabinde bu sondajlarla aldığımız numunelerden laboratuvar deneyleri yaptırıyoruz. Bu laboratuvarlar eski Bayındırlık Bakanlığı, şimdiki Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almış. İzin belgesi olan laboratuvarlar. Bu çalışmaların sonunda laboratuvar sonuçlarını, arazide aldığımız verileri yorumlayıp bunlardan bir mühendislik sonucu çıkarıp inşaat mühendislerine binaları tasarlayabilmeleri için uygun parametreleri oluşturuyoruz. Bütün binalar için bu çalışmaların emniyeti tarafta kalacak şekilde yapılması gerekiyor. Bunun bir yasal zorunluluğu da var değil mi? Tabii ki. Bunu işte kanunlarla, yasal hale getirilmiş belediyeler ve işte diğer kurumlar mutlaka arıyorlar. Bir binaya ruhsat almak istediğinizde yasal olarak zemin etüdüne sahip olması gerekiyor parselin. Nasıl bir eğitime, bir teknolojiye sahibiz bu işleri yapmak için? Mutlaka bu işleri yaparken bir takım araçlar da kullanıyoruz değil mi? Bizim ilk önce yapacak kişinin jeoloji mühendisi olması gerekiyor ya da jeofizik mühendisi. İki ayrı dal var bu konuyla ilgilenen. Bu iki disiplin zemin etüt çalışmasında birlikte çalışıyorlar. Hangi çalışmaları yapıyoruz? İşte bununla ilgili sondaj makinesi kullanıyoruz. Sismik ölçü aletleri kullanıyoruz. Yeraltı su seviyesinin olduğu yerlerde, şüphelenilen yerlerde rezidivite cihazlarımız var. Bunlarla ölçümler yapıyoruz. Ve bu üç cihazla yapılan ölçümleri birleştirip laboratuvar sonuçlarını da ekleyerek bir kanıya varıyoruz. Binanın emniyetli olarak nerede oturabileceği, işte kaç metre derinliğe konulabileceği konusunda bir rapor oluşturuyoruz. Sizin mesleğinizin, jeoloji mühendisliğinin ve tabii ki firmanızın bu sektöre katkısı ne olabilir ve bu sektördeki önemi ne olabilir ve sizin de çalışacak kişilere neler katar? Biz öncelikle yaptığımız çalışmalarda mühendis olduğumuz için bunun gerekliliği yapılan yapının kesinlikle güvenli bir yapı olmasını sağlamak. Ekonomik olarak da yaptığımız çalışmalarda optimizasyon sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir optimizasyon? Güvenlik ve en güvenli veriyi en ekonomik yoldan temin etmeye çalışıyoruz.
Yani mühendisliğin hedefi budur. Biz yaklaşık 8 yıllık bir firmayız. Bu süreçte de edindiğimiz tecrübe ve bilgiyi yeni yaptığımız bütün çalışmalarda en etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim mesleğimiz her ne kadar okulda öğrenilen bir iş olsa da mühendislik uygulamalı olduğu için zamanla yaptığınız işlerin toplamı size ekstra bir tecrübe katıyor. Ve yaptığınız çalışmaların çeşitliliği sizi daha ileriye götürüyor. Bu anlamda biz birçok kurumla, birçok bakanlıkla, yerel birimlerle de çalışıp çok değişik projelere imza atmış bir firmayız. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Yeni isimlere, bu mesleği yapmak isteyen genç girişimcilere de sunduğunuz destek ve katkıdan dolayı da kutluyoruz sizi. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Teşekkür ederim, sağ olun.